Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba değerli Fuar TV izleyicileri. Bugün sizler için Bursa TÜYAP Fuar Merkezi'ndeyiz ve 2017 Tarım Fuarını ziyaret ediyoruz. Fuar katılımcılarımızdan Palazoğlu Tarım Aletleri firmasına konuk olduk ve yanımızda Satış Pazarlama Müdürü Sasan Bey bulunmakta. Bakalım bizlere firmayla alakalı neler aktaracak. Merhabalar Hasan Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim Zeynep Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı fuarlar. Teşekkür ederim, eksik olmayın. Fuarlarımız olsun, iş seyahatlerimiz olsun, bunları birbirinden ayırt etmiyorum. Her daim keyifli desem yere. Hayırlı fuarlar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizlere. Peki biraz sizleri tanımak istiyoruz. Tabii ki. Sektöre girişiniz nasıl oldu, sizlerden dinleyelim. Firmamızdan bahsedeyim. Şirketimiz evveliyatı 1954 yılına dayanmakta. Çok geçmişte soğuk demir işiyle girmişler. Daha sonra at arabası üretilmiş. Tabii bu misyonunu tamamladıktan sonra 1978'li yıllarda romork işine girerek ticari hayatımıza devam etmişiz. Şu anda neler yapıyoruz günümüze baktığımızda? Ürettiğimiz ürünler ana kalemimiz romork üretiyoruz, sıvı gübre tankeri üretiyoruz, katı gübre dağıtma romorku üretiyoruz. Yıllık üretim adedimiz sadece romork olarak 4000 adet, yani bu 100-150 sayı eksi artı oynayabilir. İşlerimizi nasıl yürütüyoruz? Kısaca ondan bahsedeyim. Evet. Türkiye genelinde 130-135 aralığında bayilerimiz var. Satışlarımızın tamamını bayi kanalı üzerinden yaparız. Yanılmıyorsam kayıtlı 62 ülkeye de ihracatımız var. Yani yaz kış şükürler olsun üretimde boşluk olmaz. Çok güzel. Peki ürünlerin kullanım alanları, avantajları nereler? Ürünlerimizden şöyle bahsedeyim. Özellikle de 2017 yılına vurgu yapmak istiyorum. Örneğin ürettiğimiz romorklarda parabolik makas kullandık. Hiçbir sektörde diğer yani rakiplerimiz diyeyim bu sistemi kullanmıyorlar. Özellikle de işimiz lojistik, ağır tonaj işi olduğu için kasanın zemini yani tavanını en ufak tonajdan en büyük tonaj dahil olmak üzere saj 4 milim saj olarak üretimimizi yapıyoruz. Türkiye'de bu standartı biz başlattık. Şu an şimdilik biz devam ettirmekteyiz. Peki nelere dikkat ediyorsunuz üretimde olsun, hizmet verirken olsun? Dikkat ettiğimiz hususlar ne? Sorunu minimum seviyeye getirmek. Bunu üretim aşamasında özellikle de kalite kontrola özellikle önem veriyoruz. Çünkü bu el yapımı yani otomasyon değil, gözden kaçabilecek bütün ihtimalleri kesinlikle ve kesinlikle göz ardı etmiyoruz. Uğraşımız bu. Çünkü az önce de belirttiğim gibi tonaj işi olduğu için köylümüz sorun yaşamamalı. Kesinlikle. Peki ilerleyen günler için neler planlıyorsunuz? Ne tür düşünceler var? Planlamamız şu şekilde. 2017 yılını öyle veya böyle bitirdik. Bitirme sürecindeyiz. Daralan bir piyasa var. Ama şartlar ne olursa olsun köylümüz toprağını ektiği sürece bizler de sanayici olarak kendimizi sürekli yenilersek yenilediğimiz sürece önümüz her daim açık. Evet. Peki buradan ne tür önerileriniz olacaktır izleyicilerimize, çiftçilere? Burada önerimiz ne olur? Kesinlikle ve kesinlikle fuarlara gelmeleri lazım. Değişiklikleri görmeleri lazım. Örneğin diğer romorkumuz, Türkiye'de sadece bunun imalatını yapan firma biziz. Arka romorkun arka kısmında hidrolik katlanır helozon sistemi var. Yani romorkun içerisindeki mahsulü traktörde oturarak boşaltabiliyoruz.
bu bir depo olur, bu bir ekim makinesinin haznelerine doldurma olur, çok amaçlı kullanılabilir veyahut da romorktaki ürünü bir kamyona ya da tıra boşaltabiliriz çok rahat bir şekilde. Özellikle de 2017 Bursa Fuarı'nda en olmazsa olmaz ürünlerimizden bir tanesi bu göstermiş olduğum ürün. Peki Palazoğlu markasını nerelerde görebiliyoruz? Az önce onu belirttim. Türkiye'de 74 vilayette bayimiz var. Kimi yerlerde ilçeler de dahil birden fazla bayi olabiliyor. 130-135 aralığında bayimiz var. Bunlara yetişebiliyorsak, taleplerine karşılık verebiliyorsak tabii daha da ileri seviyeye taşımamız lazım. Gayretimiz, uğraşımız bu. Başarılar deriz. Teşekkür ederim Zeynep Hanım. Teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün sizler için Bursa TÜYAF Fuar Merkezi'ndeydik ve 2017 Tarım Fuarını ziyaret etmeye devam ediyoruz. Sizlere Palazoğlu'ndan seslendik ve şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.